Merhabalar arkadaşlar, yeni bir Lumberjack Dynasty bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü bölümde çiftliğimi restore edeceğim. Şöyle Oscar aç mısın lan? Yok değilmiş. Şöyle biraz kereste ihtiyacım var, bir kontrol etmek istiyorum kerestem ne kadar. Beyin abi. Azmış. Çok fazla kerestem yok. Şunları da fabrika için bekletiyorum arkadaşlar. Gidip biraz daha şey yapmam gerekiyor. Adını siz söyleyin. Ağaç kesmem gerekiyor. Ondan sonra gidip şurada şey var, mağaza var. Nerede abi? Hah şurada. Şuradaki mağazanın malzemeleri alacağım. Öyle getireceğim çiftliğe. Öncelikle abi hangi ormanı kessem diye düşünüyorum şu an. Öyle abi, şöyle nehre yakın yerlerdeki ormanlara bakmak istiyorum da. Şuradaki orman olur gibi sanki. Abi karar veremedim. Neyse şu ormanı keseyim abi. Şu bir tık daha yakın. Gidip onu keseyim. Böyle direkt kerestelerle taşıyayım. Ondan sonra da bölmeye devam edelim arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bayağı ağaç kestim. Şu anda 32 tane hazırda var. Şununla beraber 33 tane kerestemiz varmış. Yani 3300. Yani 1500 tık yapabiliriz. Yani bu da bizim ev için fazla bile. Yani onun yanında diğer binaları da onarabilirim, tadilat yapabilirim. Mesela şuna yapmadım. Şuna yapmaya gerek yok abi. Ahıra yaparım. Bizim eve zaten yapacağız. Bizim evi zaten boyayacağız arkadaşlar. Onaracağız, boyayacağız. Gidip malzemelerini satın alayım ben. Tamamdır abi, geldik. Şöyle araştırdım. Abi şu yağmur yüzünden FPS bayağı düşüyor. Ben bir gün daha uyuyacağım. Şöyle hemen uyuyalım abi. Şöyle girip satın alalım abi İhtiyacımız olan şeyleri. Renkleri sonra seçeyim abi ben. Arkadaşlar ben videodan önce denemiştim ben bunları. Bunu beğenmiştim. Şundan 3 tane alayım abi. Tamam. 3 tane yeter galiba bize. Şöyle 3 tane mi? Aynen 3 tane aldık. Renk olarak ben beyaz alacağım abi bir tane. Şöyle. Tamam, bir tane beyaz aldım. Bir tane kahverengi alacağım abi. Bir tane mavi. Mavi değil de lacivert tonu. Şöyle sarı alacağım abi bir tane. Şöyle güzel. Aldın mı? Almadın mı? Sarı aldım, mavi aldım. Şu an renk kahverengi, bu beyaz. Tamam. Bunları getireyim abi hemen eve. Hemen abi boyaları ben sola indireceğim. Şu çatı malzemeleri kalsın abi. Sağda. Böyle indir abi. Hepsi aynı zaten. Tamam. Şu aracı çekeyim abi. Eşimiz de burada abi. Ne yapıyorsun? Hi, how are you? I was just thinking about you. Tamla seni. Is there anything you need, darling? No, my dear. It's just perfect. Gotta go. Çok fazla konuştuk abi, yeter. Şimdi abi, benim bildiğim kadarıyla eşimiz bize yardımcı oluyordu. Tayfun bu arada açmış. Şöyle kilere bakayım abi. Kilerde bir şey toplamış mı? Toplamış abi. Yumurta toplamış. Toplamış. Güzel. Ama elma toplamıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü elmalar olmuştu zaten. Toplamıyordum ne zamandır. Oyun yünü de kırpmıyor bu arada arkadaşlar. Şunu taşı abi. Ya da kalsın, taşımayacağım. Başka ne yapabiliriz şu an burada?
Yapabileceğimiz çok bir şey yok. Gidip tayfanı bir besleyeyim abi ben. O killerdekileri korusun. Şöyle. Güzel. Oscar neredeydi? Abi Oscar nerede? Ha. Eşimizin yanındaymış. Oğlum nereye gidiyorsun? Lan? İçinden geçiyor bile. Tamam. Tamam. Güzel abi. Şimdi arkadaşlar ben onarıma başlayayım. İlk olarak ben çatıları yapmak istiyorum. Şöyle aldım elime. Aldım, tamam. Şöyle şuraya bir tane iskele koyalım. Güzel. Hadi abi. Şöyle tabdan seçelim tekrardan. Şöyle başlayayım. Tamamdır arkadaşlar. Birçok yeri onardık. Şimdi boyama sırası geldi. Ben abi şöyle kolun niyetine olan kısımları beyaza boyayacağım. Şöyle olan yerleri abi. Hadi. Onun dışında şöyle şu ortaya kadar olan kısmı sarıya da lacivert yapacağım. Üst kısmı lacivert yapacağım arkadaşlar. Evi full sarı lacivert yapacağım. Tamamdır arkadaşlar. Evimizi, ahırımızı, garajımızı ve seramızı restore ettik. Sadece şu binayı restore etmedim arkadaşlar. Şu bina beni biraz daha fazla uğraştırdı yani. Her birine bir yarım saat falan uğraştım arkadaşlar. 1,5 saatlik bir uğraş sonunda restoremiz tamamlandı. Ben sadece şu iki binayı kırmızı beyaz yaptım abi. Şurayı sarı lacivert yaptım. Fenerbahçeliyim abi. Bir de sevdiğim takımların renklerini yaptım. Böyle kırmızı beyaz abi. Sarı lacivert. Beyaz da yeşil de yakışıyor diye beyaza yeşil yaptım. Sera manasında yeşil yaptım arkadaşlar burayı da. Bu binayı belki sonra yaparım abi. Bu arada size evimi göstereyim. Diğerlerinde çok fazla bir şey yok yani. Şöyle şuralar falan beyaza boyadım. Çok fazla bir şey yok. Şu kapıları kahverengi yaptım evimin. Şöyle sarı lacivert abi. Lan. Ha. Bu arada şeyleri de boyadım. Bu beyaz da abi koyu. Kahverengi yaptım. Bankları da kahverengi yaptım. Şöyle evimiz böyle abi. Şöyle bir şey. Şurası mutfak alanı diye şey yaptım. Normalde arkadaşlar duvarlarım lacivert olduğu için zemini sarı yaptım. Ama şurası özel alan diye biraz da mavi yapmak istedim. Şöyle göstereyim abi. Şurası ikinci kat. Sarı duvar, mavi taban. Şöyle odaların hepsine bir bakalım. Şurası banyo abi. Şurada çok bir şey yok. Kapat. Kapat abi. Şimdi şurası da çocuk odası galiba. Aynen. Çalışma odası gibi bir şey abi. Burası da. Şurası da çocuk odası. Çalışma odası tarzı bir şey abi. Ama ben birini bilgisayar odası yapacağım. Diğerini çocuk odası yapacağım. Çalışma odası olarak. Şöyle odam da şöyle abi. Şöyle odamı daha farklı bir şey yapmak istedim aslında. Sarı duvarları sarı lacivert yaptım ayrı ayrı. Tavanı da dama şeklinde yaptım. Böyle çok güzel oldu. Bu arada teraslarımı kahverengi beyaz yaptım abi. Hadi abi atla. Tamam. Şöyle bir manzara çıktı karşımıza arkadaşlar. Şuradan bir SS alırım ben. Şöyle çok güzel oldu aslında abi evimiz. Bu arada arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Fazla malzemeleri götürüp satacağım. Boyaları satmaya niyetim yok. Boya vardı bayağı. Şurada göstereyim arkadaşlar. Işınlanarak
Boyama yapıyordum hep. Şurada biraz boyamız var. Ben bunları satmayacağım. Diğer binayı boyarsam artık şu yanımdaki binayı boyarsam kullanırım onları, ama şu çatı malzemelerini gidip satacağım arkadaşlar. Gereksiz yere fabrikada da bir bayağı şeylerimiz birikmişti, mobilyalarımız, gidip onları da satacağım, biraz para kasacağım. Yani paramız bayağı azalmış, 75 bin falan kalmış. Bu arada arkadaşlar beşik indirdim de çocuk olma olayını çok anlamadım ya ben. Evi restore etmeden önce ben bir sene geç yapmıştım. Bir sene geçten sonra oluyordu normalde. Yani evi restore ettikten sonra olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu arada beşik güzel abi. Beşiği sevdim. Bu arada evi restore ettik. Şeyleri, şu eski mobilyaları falan, şu duvardaki dolapları falan değiştireceğim arkadaşlar bu arada. Ama öncelikle şu gidip satış matış yapmam lazım. Ondan sonra evin içindeki malzemeleri kaldıracağım. Şurada bir masa var. Şurada da bir masa var. Ben şuradakini kaldıracağım abi. Çok yer kaplıyor. Yemek masası şurası olsun. Şurası geniş abi. Veya neresi müsaitse oraya göre ayarlayacağım ben. Tamam. Gidip şeyleri satalım. Şu gereksizleri satalım abi. Tamamdır arkadaşlar. Her şeyi sattık. Mobilyalarımızı, kerestelerimizi de yerleştirdik. Şöyle mobilya mağazasına geldim. Abi bende en üst düzey malzemeler üretilmediğinden dolayı mağazadan alacağım her şeyi. Şöyle bir eve uğramak istiyorum abi. Şöyle şu aracı çek abi. Tamam, eşimiz de çalışıyor. Tamam, güzel. Şimdi buradan mı başlasam, neyse. Odamdan başlayayım abi ben. Şöyle ilk olarak başucu dolabı. Başucu dolabı, tamam. Asma dolap. Bu ne? Dar askılı dolap. Ayakkabı dolabı, tamam. İlk olarak bunları alayım abi ben. Güzel. Aynen, ayakkabı dolabı. En pahalısı bu mu? Aynen. Şundan bir tane aldım. Askılıklar nerede? Ah, şurada askılıklar varmış. Şunlardan da aldım. Başucu dolabı en pahalısı bu. Tamam, şundan iki tane aldım. Tamam, şimdilik bunları yerleştireyim abi ben. Şimdi abi şunu kaldır. Şunu da kaldır. Şöyle başucu dolabı aynen buymuş. Şöyle yerleştirdim, güzel. Şunu da şöyle yerleştireyim abi, şöyle. Aynen böyle güzel oldu. Şunu kaldır abi. Şunu da kaldır. Şunu da kaldır. Şu beşiğin yerini değiştirsem mi? Bu ne abi? Kitaplık. Kitaplıkta çamaşır var sanki abi. Kaldır abi. Bunda kitaplık alacağız. Unutmayalım. Şu beşiği abi ben şöyle bir almak istiyorum şu tarafa. Şöyle yatan baş ucunda dursun abi. Şimdi yanlışına bastım. Ayakkabı dolabı aynı yere koyalım abi. Şöyle çevirelim. Şöyle bir kapıyı kapatsam mı? Şöyle bir dur abi, kapıyı kapat. Şöyle fena değil.
Tamamdır arkadaşlar. Evimizin içindeki birçok malzemeyi yani neredeyse hepsini değiştirdim. Şunlar yeniler abi. Şöyle soyunma odasını göstereyim. Şöyle oturak da var abi. İki taneyi birleştirip oturak da yaptım orada. Şurası oturma odası abi. Şöyle koltuğumu attım abi ben. Sehpa, televizyon ve ev ünitesi. Şöyle abi bir sandalye eksik koydum. Yerimiz geniş olsun diye. Şöyle yeniledim abi hepsini. Şu tezgahı biraz büyüttüm. Şöyle daha güzel gözüküyor aslında. Şu dolap zaten. Şöyle üste bakalım abi. Şu da kitaplık abi. Şöyle yatağımı değiştirdim abi. Şöyle ayaklık gibi bir şey yaptım. Beşiği değiştirdim. Kitaplık var abi. Bu da mı kitaplık? Yok, ayakkabı dolabıymış. Gardırop, kitaplık abi. Yani şunlar da başucu dolabı. Şurasını çalışma masası yaptım ve uyuma yeri yaptım yani. Şöyle televizyon da izleyebilir buradan çocuğumuz. Şurası da bilgisayar odası. Şurada çok geniş değildi abi. Şurası televizyonu o yüzden buraya koymadım. Tamam, neresi kaldı abi? Şurası. Şurası da banyo abi. Sadece şunu değiştirdim. Şunları şeyde anlamıyordum dükkandan. O yüzden kaldırmadım bunları. Sadece bunları kaldırmadım. Evimiz bu kadar arkadaşlar. Evimi ve çiftliğimi neredeyse restore ettim. %80 olarak. 4 binayı restore ettim. Sadece bir bina kaldı. Onu da yapmayacağım abi ya. Gerek yok. Bu arada çocuk olması için bir yıl sürekli yatmamız gerekiyormuş. Bir yıl yatacağım. Bakalım gerçekten olacak mı olmayacak mı? Kendimiz görelim. Şöyle kapat abi kapıyı. Gidip uyumaya başlayayım ben. Aha, çocuğumuz olmuş. Bu arada adı Tony'ymiş abi. Biz koyabilseydik daha güzel olurdu aslında ya isimleri. Mesela Oscar'la Tayfun'un ismini Tayfun'u değiştirmezdim de Oscar'ı değiştirdim ya. Bu arada arkadaşlar 7 Mayıs'ta çocuk doğdu. 31 Temmuz'da başlamıştık biz. Yani sadece boyamamız gerekmiyormuş. Sadece tahtalarla onarmamız yeterliymiş. Boyamamıza gerek yok. En azından sadece kendi evimizi yapmamız yeterli. Bu arada arkadaşlar ben şeyi merak ediyorum. Bu çocuk şu an galiba birkaç aylık. 1-2 yaşında falan emeklemesi, yürümesi falan var mı? Ben onları merak ediyorum. Onlar için birkaç hafta daha uyuyacağım. Şöyle uyuyalım abi. Abi Tony nereye gitti? Aha. Odaya gelmiş lan. Tarih ne? 7 Nisan. Abi 2 yıl geçmesine 1 ay kalmış sadece. Yani 7 Mayıs'ta başlamıştık. 7 Nisan şu an. Şöyle biraz bekleyeyim abi. Uyanacak mı uyanmayacak mı diye. Biraz zaman geçireyim abi ben. Aha. Uyanmış lan. Nereye gidiyorsun? Yakışıklı falan ha. Şöyle bir SS alsam. Şöyle güzel. Güzel SS alabilirim ben buradan. Nereye gidiyor oğlum bu? Bu arada kaldır abi şunu da. Tamamdır. Nereye gidiyorsun lan? Abi çökme gibi bir şey yok mu ya? Aha, kumda oynuyor lan. O nasıl bir hareket lan? Oha. Abi karakterlerin gözlerini düzgün yapmışlar da Tony'nin gözlerini niye düzgün yapmamışlar? Şöyle biraz SS alalım abi. Şuraya çıksam güzel bir ses. Bura bak.
Tony. Şşt. Bura bak lan. Aa bak. Oscar'la birlikte bir SS alırım ben. Tamam. Bölüm bitirelim o zaman arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimlerde tüm yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere demeyeceğim. Çünkü bu serinin son bölümü arkadaşlar. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Bölümü beğenmişsinizdir. Ben en çok evimi beğendim. Ve şu kırmızı beyaz rengin uyumunu beğendim abi. Hatta beyaz ve yeşilin rengini de beğendim. Baya güzeldi. Tamamdır arkadaşlar. Bir dahaki seride, bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere.